Merhaba arkadaşlar. 10. sınıfın ilk konusu olan neyle başlıyoruz? Sıralama ve seçme ile başlayalım. Konumuz sayma. Alt konumuz ne? Toplama ve çarpma yoluyla sayma. Neler öğreneceğiz peki bu bölümde? Çeşitli olayların gerçekleşme sayılarını, nesnelerin kendi aralarında farklı şekilde sıralanma sayılarını ve belli nesne arasından belli şart sağlayanların seçilme sayısını hesaplamayı öğreneceğiz. Şu anda aslında yaşadığımız dünyada saymanın ne kadar önemli olduğunu belirtmeye gerek yok sanırım, değil mi? Günlük yaşantımızda hep saymayla karşılaşıyoruz. Her an, her yerde karşımıza çıkan bir kavram. Saymak tabii ki günlük yaşantımızda her zaman var ve var olmaya devam edecek. Peki saymak için kullandığımız en temel yöntem ne? Bu soruya yanıt vermeye çalışırsak bir çocuğa diyelim ki say bakalım oğlum dediğimizde ya da kızım dediğimizde herhangi bir nesneye bağlı olmaksızın 1, 2, 3 diye saymaya başlar. Önce nesneye bağımlı olarak sayarken daha sonra soyut bir kavram olarak onu soyutlar, rakamların üzerinde sayılarla uğraşmaya başlar. Fakat bunu yaparken parmaklarını kullanır. 1, 2, 3, 4. Yani bir birebir eşleme yoluyla saymayı seçer. Bunu daha önce mesela çobanlar koyunlarını otlatmaya götürürken her bir koyun için bir taş, ikişer geçerse iki tane taş. Yani geçen koyun sayısı kadar taşı biriktirir. Akşam da ağıla dönerken aynı şekilde koyunlarla taşları eşleştirirmiş. Biz bu sayma çeşidinin en ilkel sayma çeşidi olduğunu biliyoruz. Buna biz birebir sayma çeşidi diyoruz. Yani eşleyerek sayıyoruz. Oysa artık günümüzde toplamayı ve çarpmayı biliyoruz. Birazcık daha işleri hızlandırmışız yani. Örneğin yan komşumuz 6 kişilik bir aile, biz de 4 kişilik bir aileyiz. Toplamda kaç kişiyiz diye sorduğumuzda tabii ki 6 artı 4 hemen 10 diyoruz. Ya da birazcık daha karmaşıklaştırırsak olayı, her bir katta 3 daire olan 8 katlı bir apartmanda kaç daire vardır diye sorsak elbette ki 8 tane 3'ü toplamak yerine 3 kere 8 hemen 24 diyebiliyoruz. Demek ki bir takım nesneleri ya da durumları saymak için bazen toplama, bazen çarpma ya da bazen her ikisini aynı anda kullanabiliyoruz. Şimdi biz burada toplama yoluyla veya çarpma yoluyla saymayı öğreneceğiz. Aşağıda tabloda bir meslek sesi şubesi var. Bu şubenin adları ve bu şubedeki öğrenci sayıları verilmiş. Her şubedeki öğrenci, sınıftaki öğrenci sayısı ile toplam öğrenci sayısını bir bulalım bakalım. 9. sınıfının A, B, C, D şubelerinin A'da 25, B'de 25, C'de 24, D'de 30 varmış. Size birisi 9. sınıfta kaç öğrenci var deseydi, tabii ki bunların hepsini toplardık. Neden topluyoruz? A'da olan bir A şubesinde olan bir öğrenci aynı anda B'de olamaz. Yani bu küme olarak düşünürsek bunlar ayrık. A'da 25 kişi varsa, B'de 25 kişi, C'de 24, D'de 30 kişi varsa bunların hiçbir ortak elemanı olmadığı için direkt topluyoruz. Keza 10. sınıfta 110, 11. sınıfta 122 ve 12. sınıfta 141 kişi varmış. Peki şöyle bir soru sorulsaydı, A şubesindeki öğrenci sayısını sorsaydı, 9'larda 25, 10'larda 23, 11'lerde 32, 12. sınıflarda 23, bunları toplayacaktık ve sonuç 103 çıkacaktı. Keza B şubesinde 104, C şubesinde 132 ve D şubesinde 138. Şimdi dikkat ederseniz bu tablonun tümünü topladığımızda şubelerin topladığımızda 477, sınıfları topladığımızda yine 477 olduğunu. Tabii ki bu bir tesadüf değil, değil mi? Toplam öğrenci sayımız 477. Şimdi şu soruya yanıt verelim. Bu tablodaki verilenlere göre bu meslek lisesi öğrencilerinden A veya B şubesinden bir öğrenci kaç değişik biçimde seçilebilir? Yani ya A'dan seçecekmişiz ya da B'den. Bu durumda
A şubesinde 103 öğrenci var, B şubesinde 104 öğrenci var. Ya A'dan ya da B'den seçeceğiz. A ile B şubesinin ortak elemanı yok. Böylece toplam öğrenci sayısı 207 olacaktır. Şimdi ikinci soruya dikkat edin. 12. sınıflardan bir öğrenci seçilecek. Yanına da bir tane temsilci alacağız. 11. sınıflardan seçeceğiz bunu da. Ve 11. sınıftaki öğrenci sayısı 122, 12. sınıftaki öğrenci sayısı 141. Peki, şimdi sorumuz geliyor. Acaba toplayacağız mı yoksa çarpacak mıyız? Sizce hangisi olmalı? Elbette ki çarpacağız. Peki neden? Çünkü 12. sınıflardan ben 141 öğrenciden herhangi birini seçiyorum. Diyelim ki A kişisini seçtim. Bakın bu 12. sınıflardan bir kişiyi buraya seçtim. Bunun yanına tam 122 seçenekten biri gelecektir. Yani 11'lerde bulunan o 120 kişiden birini ben bu A'nın yanına alabileceğim. Peki 141 tane bir seçeneğim var burada ve her biri için 122 kişi seçebiliyorum yanına. Yani 122 kişiden birini seçebiliyorum. Dolayısıyla demek ki çarparak sayacağız. Bu iki sorunun yanıtını bulmak için kullandığımız yöntemleri farkındaysanız birbirinden farklı. Bu farkı birazcık daha yakından tanımaya çalışalım. Elimizde bir bayrağın renklerinin beyaz, kırmızı ve sarı renklerden oluştuğunu bildiğimizi varsayalım. Örneğin bu renkler aşağıdaki gibi olsun. Şimdi sizin elinizdeki PDF'lerde biliyorsunuz boş yerler var. Siz onları bir doldurmaya çalışın. Bu renkleri birer kez kullanarak kaç farklı bayrak deseni oluşturabilir? Hemen şu anda videoyu durdurun. Orada bu renkleri kullanarak acaba kaç tane farklı desen oluşturabileceğinize bir bakın. Sanırım durdurdunuz ve yapıyorsunuz, değil mi? Evet. Şimdi biz devam edelim. Şimdi dikkat edin. Kırmızı, sarı, beyaz. Yani şu birinci haneye kırmızıyı seçtik. Birinci kırmızı duruyorken karşımıza sarı, beyaz veya beyaz, sarı karşımıza çıkıyor. Yani ben burayı belirlediğimde karşıma iki seçenek çıkıyor. Peki sarıyı seçtiğimde yine aşağıya iki seçenek çıkıyor. Peki beyazı seçtiğimde yine karşıma iki seçenek çıkıyor. Yani bir başka deyişle birinci haneye 3 farklı seçeneğim varken her biri için karşıma 2 seçenek çıktı. Bakın dikkat ederseniz birinci seçeneğim bu oldu, ikinci seçeneğim bu oldu. Yani burada kırmızı varken karşıma 2 seçenek çıktı. O zaman 3 çarpı 2. Peki buraya geldiğimizde ise artık aşağıdaki kutucuğa ancak bir seçeneğim kaldı. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1 olacaktır. Yani bir başka deyişle 6 değişik bayrak deseni oluşturabilirmişiz. Bir başka örnek daha verelim. Aşağıda İzmir'den Ankara'ya gidecek biri için aşağıdaki seçenekler söz konusu diyor. İzmir'den Bursa'ya uğrayıp Eskişehir üzerinden Ankara'ya gidiyormuş. İzmir'den Kula'ya, oradan da tekrar kapatalım. İzmir Kula üzerinden Ankara'ya, İzmir'den Kula'ya gidip sonra Denizli'ye, oradan Konya'ya gidip Ankara'ya gidebiliyormuş. Sonra İzmir'den Denizli'ye Konya. Diyeceksiniz ki niye bu kadar karmaşık yapıyor? Ya canım bu bir satıcı olsun örneğin. Denizli'de bir işi vardır. Sonra Konya'ya gitmek isteyebilir. Sonra da Ankara'ya gitmek isteyebilir. Ve seçeneklerini saymak istiyor. Öyle değil mi? Bu kişinin İzmir'den Ankara'ya gitmek için kaç değişik seçeneği vardır? Hadi sayalım. İlk önce Bursa üzerinden Eskişehir üzerinden Ankara'ya varır. Yani İzmir, Eskişehir, Ankara birinci yol. Daha sonra Kula üzerinden Ankara'ya varabilir. Bu da ikinci yol. Sonra Kula'ya gider ama bu yolu da devam etmez. Sonra Denizli'ye devam eder. Konya üzerinden gider. Bu üçüncü yol. Denizli'ye gider, Kula'ya uğrar, ondan sonra gider. Ya da
Denizli'den Konya'ya gidip Ankara'ya gider. Yani 5 seçeneği varmış. Aslında burada ne yaptık sayarken? Baya baya da birebir eşledik. Yani adam gibi saydık. Şimdi diyelim ki İzmir'den Ankara'ya 3 farklı yol var ve Afyon'a mutlaka da uğraması gerekiyor bu arkadaşın. Mutlaka Afyon'a uğrayıp ondan sonra Ankara'ya gitmesi gerekiyor. Ankara İzmir'den Ankara'ya, Afyonkarahisar'a ya da Afyon'a 3 farklı yolu, sonra da Afyon'dan da Ankara'ya 2 farklı seçeneği olsun. İzmir'den Ankara'ya kaç değişik biçimde gidebilir? Şimdi ilk önce diyelim ki kırmızı yolu seçti. Bir geri dönelim. Şöyle kırmızı yolu seçti. Karşısına iki seçenek çıkacak. Burayı seçti, Uşak yolunu seçti veya Alaşehir, Sarıgöl, Çivril, Dinar, Sandıklı oradan Afyonkarahisar'a gitti. Bu da üçüncü seçeneği. Yani İzmir'den Afyon'a bu üç yoldan herhangi birini seçti. Şimdi tam buraya geldiğinde artık her bir seçenek için karşısına iki farklı seçeneği çıkacak. Bu durumda ilk durumda 3, ikinci durumda 2 seçeneği olduğundan toplamda her bir yol için karşısına 2 seçenek çıktığından 6 değişik biçimde Ankara'ya ulaşabilecek bu arkadaşımız. Bir başka örnek daha verelim. İbrahim Bey'in 4 tane A marka gömleği var, 5 tane de B marka gömleği var. İbrahim Bey bir gömlek seçecek ama kaç değişik biçimde seçebileceğini merak ediyor. A markasından bu gömlekleri olsun, B markasından da bu gömlekleri olsun. Şimdi bir gömlek seçeceğini unutmayın. Bu soruya toplama yoluyla mı yoksa çarpma yoluyla mı yanıt bulurdunuz? Bir düşünün bakalım. Bir başka örnek daha verelim. 4 tane gömleği var, 5 tane de pantolonu var. Bir gömlek, bir de pantolon yanına seçecek. Önce bir gömlek seçecek, sonra da yanına bir pantolon seçecek. İbrahim Bey kaç farklı seçim yapabilir? Bu soruya toplama yoluyla mı yoksa çarpma yoluyla mı yanıt bulursunuz? Bu örneklerden sonra sizce ne zaman çarptık, ne zaman topladık? İkisinin arasındaki farkı hissedebildiniz mi ya da anlayabildiniz mi? Bu yukarıda verdiğimiz örnekleri bir de geçen yıl 9. sınıfta öğrendiğimiz bir takım kavramlarla biraz karşılaştıralım, olur mu? Şimdi bakalım neler oldu. Bir önceki örneğimizde A marka 4 gömleği, B markada 5 gömleği varsa bir gömlek seçecek. Kaç değişik biçimde seçebilir? Bu soruyu geçen yıl öğrendiğimiz kümelerde birleşim işlemiyle ilişkilendirebilir miyiz ki? Çünkü bir tane gömlek seçiyor. A marka gömleği bunlar, B marka gömleği de bunlar. İkisi de aynı derecede önemli markalar. Bir de bu da var tabii ki. Aslında soru şu değil mi? A marka 4 gömleği, B marka 5 gömleği olan İbrahim toplamda kaç gömleği vardır diyor. Yani bir başka deyişle hızlı gittik. A birleşim B kümesinin eleman sayısını soruyor. Bu A markası aynı zamanda B markası olamayacağından ya da B markası A markası olamayacağından bir başka deyişle A birleşim B'nin eleman sayısı SA artı SB ile ilişkilendirebilir miyiz? Çünkü A kesişim B burada nedir? Boş küme. Çünkü bir kümenin A markası ise bir gömlek, aynı zamanda B markası olamaz. Peki. Çarparak saydığımız ki ben sizin çarparak saydığınızı eminim. 4 tane gömlek, 5 tane de pantolon içerisinden bir gömlek ve bir pantolon seçecek diyor. İbrahim Bey kaç farklı seçim yapabilir çarparak saydınız? Bakın mantığına bakalım. Önce şu gömleği seçsin. Karşısına 5 pantolon seçeneğinden bir tanesi çıkıyor. Peki bu gömleği seçtiğinde yine aynı şekilde 5 tane seçeneği var. Artık uzun uzun yapmayalım. Bunu seçtiğinde yine 5 seçeneği, bunu seçtiğinde yine 5 seçeneği. Yani
Bu A kümesinin herhangi bir gömleğini seçtiğinde B kümesinden tam 5 seçeneği karşısına çıkıyor. Bu durumda şöyle bir şey oluşturduğumuzu fark ettiniz mi? Yani şöyle. Yani aslında bu kümenin elemanlı küme ile bu kümeyi kartezyen çarptık. Diyelim ki şunu şurada şu gömleği aldık. Şuradaki gömleği şu aldık. Buradaki pantolonu aldık. Sonra buradaki gömleği aldık, buradaki pantolonu aldık. Yani böyle ikililer oluşturduk aslında, değil mi? Biz SA kartezyen çarpım B'nin SA çarpı SB olduğunu hatırladınız mı arkadaşlar? Onu daha önceden biliyoruz, değil mi? Böylece birinci örnekte toplayarak, ikinci örnekte ise çarparak saydığımızı kümelerle şöyle ifade edebiliriz. Bir A ile B kümesinin ortak elemanı yoksa, yani ya A ya da B durumları söz konusuysa ve biz bunlardan ancak ve ancak bir tanesinin gerçekleşmesini istiyorsak, o zaman A birleşim B'nin eleman sayısı SA artı SB olduğundan toplayarak sayıyoruz. Yok. A ile B kümesinin A'dan alınan her bir eleman için B'den de bir eleman seçiyorsak, o zaman SA çarpı SB kadar olacaktır bizim eleman sayımız. Bu iki kavram aslında bize ne zaman toplayarak, ne zaman da çarparak sayacağımızı söyleyecek. Evet, bu konunun özeti. Şimdi arkanıza yaslanın ve şöyle bir düşünün. Ya ben bu derste ne öğrendim? Ne zaman toplayacağım bir şeyi yaparken, ne zaman çarpacağım? Şöyle düşünün. Eğer geldiğiniz bir yolun başına ya o ya bu durum söz konusuysa, yani bunların ortak elemanları yoksa, ya öyle ya böyleyse, işte onları o zaman topluyoruz. Ama geldiniz, her bir seçenek karşınıza en tane daha seçenek çıktı. O zaman da kuşkusuz çarparak sayacağız. Evet, şimdilik burada bırakıyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Bol bol örnek çözeceğiz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.